Tamam. Demin ben Hollanda'ya o zaman dünyanın en ahlaksız ülkesi Hollanda derken aslında ben o anlamda demedim. Birilerinin kafasıyla en ahlaksız dedin sen. O anlamda şeyle demedim. Yani gidip de tabii ki adamları övüyorum ben. Dünyanın en zengin ülkelerinden biri Hollanda diye ama işte çok düz anlatmak gerekiyor bazen demek. Çünkü onu yanlış anlamışlar. Mesaj atmışlar. Dolarların arasında o gözüme çarptı. O anlamda demedim. Ben onları örnek göstermek için dedim. Tamam, yani insanlar ahlak esas sadece kafaların o tarafında değil. Mesela para çalma da bir ahlaksızlıktır. Kaldı ki yani bir ülke için zaten böyle bir ithamda bulunamaz. Efendim Batı'nın ahlaksızlığını almayalım ya, falan. Ülke geçiniz tüzel bunları. Kişilik zaten. Tüzel yani kişilik ahlaksız yani olmaz. Yani Batı'daki ahlaksızlık mesela eşcinselliği ahlaksızlık olarak görüyorsanız şayet bunun kafanızda homofobiyle bir hastalık, bir suç gibi, ahlaksızlık gibi görüyorsanız zaten öyle bakarsınız. Ama ben senin demin ne dediğini anladım. Birilerinin bakışıyla ahlaksız denilen yerler. O birilerinin kim olduğunu da siz biliyorsunuz. Şimdi o mesajların çoğunluğu dediğin gibi dolar meselesi üzerine. Ne olacak Türkiye'nin hali, doların ya, hali? Dolar şu anda... Türkiye'de bankaya gidin, mevduatların %55'i dolar bazında, %45'i Türk lirası bazında. Yani her şey dolarla ilgili. Demin konuşurken sizle 12-13 milyar dolar elektrikte batık var dedik. Niye Türk lirası söylemedik? Toplam 47 de 13 geri dönmüyor yani. Ama dolar bazında konuşuyoruz. Doğru, her dolar. Şey dolar. Arda Turan'dan konuşuyoruz. Transferi dolar bazında. Türk lirasıyla mı aldı? Hayır. Dolarla aldı parasını. Yani Türkiye'de her şey dolarla dönerken gidip de elektrik şeyde siz dediniz ya benzine yakında zam gelecek. Niye? Petrolün fiyatı arttı dolar bazında. Aynı şekilde Türk lirası dolar bazında değer kaybetti. Yani dolar fiyatı arttı. O zaman ne olacak? Benzine zam gelecek. Niye dolar konuşmayalım? Çünkü Türkiye'de herkesin yaşamını birebir etkileyen dolar Türk lirasının bir grafiği görelim. Zaten aldı başını gidiyor biliyorsunuz. Şimdi bu senin söylediğin doların mana ve ehemmiyeti üzerineydi bu ana doğru kadar. Doların akıbetini biraz sonra konuşalım mı? Tamam. Yani akıbeti derken şunu kastediyorum. Doların fırlaması birçok parametreyle ilgili. Mesela önceki gün Amerikan Hazine Bakanı Mnuchin çıktı, bir şey söyledi. Aslında bir şey bile söylemedi. Basın toplantısında bir gazeteci dedi ki, Türkiye'ye yaptırım getirilecek mi? Bakan da dedi ki, Amerikalı bakan, yaptırımlar konusunu inceliyoruz. Bundan başka bir şey söyleyemem, yorum yok dedi. Bu cümle bile havalelendirdi doları. Aynısını Ross da dedi, şeyde, Türkiye'de 5 gündür. Mesela bakın o da çok ilginç. Hangi ülkenin ticaret bakanı diğer ülkede 5 gün görüşme yapar? Siz bunların hepsinin ticaret olduğuna inanıyor musunuz? 5 gündür Ross, Amerika Ticaret Bakanı Türkiye'de ve ticaret mi konuşuluyor inanıyorsun? Ne konuşuluyor? Tabii ki ticaret konuşuluyor. Yani o işte Suriye konusundan tutun, bütün bu S-400'lere kadar. Ross'a sordular, Türkiye'ye yaptırım uygulayacak mısınız dediler. Bizim elimizde olan bir şey yok. Bununla ilgili bir yasa var. Tabii. Biz de yasaya uymak zorundayız dedi. Şimdi bu parametrelerden biri doları hafif çıkartan. Ama sadece bu değil. Bakın... S-400'ler meselesi Erdoğan'ın birçok başka nedenlerle dışarıdaki o gene dış politik yanlış kararları nedeniyle başımıza açılan dertler. Gene Erdoğan'ın bir sözü doları gene ateşledi. Onun ne olduğunu sonra konuşacağız. Ama önce dış minnaklara dair gene minnak, bir... İç minnak ben. İç minnak. Şimdi dış minnak kim? Şimdi efendim dış minnak OECD. OECD nedir? Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Örgütü. Örgüt demeyelim, yanlış anlaşılıyor. Eskiden teşkilat, benim gençliğimde teşkilat denirdi, orada kalalım. Örgüt müsünüz siz? Derler sonra. Şimdi aslında biz bu örgütün kurucularındanız. 61 yılında kuruldu. Kurucu ülkelerden biriyiz. 30'dan fazla ülke üye. Bu dünyadaki... Her ülke için aslında araştırma yapıyor OECD, raporlar hazırlıyor. Bakınız son rapor bize ne diyor eğitim konusunda. Bu hafta eğitim haftası ya, okullar açıldığı için. Onun için bunu bu bölümde öne aldım. Bakın OECD'ye göre eğitimde kişi başına yıllık harcama dolar üzerinden. En üsttekiler 3 ülke sırayla Lüksemburg, yılda dolar olarak 21.470 bir öğrenci için
Kişi başına derken öğrenci tabii bu. İlkokuldan üniversiteye kadar, üniversiteyi de kapsayan bir harcama bu. Yani okul yapılıyor. Bütün eğitim hayatı boyunca. Yani okul yapılıyor, aletler alınıyor, laboratuvarlar oluyor vesaire. Bütün bu harcamalar. Öğretmenlere maaş ödeniyor. Öğrenci başına ne düşüyor bu? ABD ikinci sırada, Lüksemburg'dan sonra 16.987 dolar. Avusturya üçüncü sırada 15.806 dolar. Şimdi 30 ülke kadar dedim ya, 30 ülkenin en alttakileri değil. Mesela Kolombiya üye ülkeler arasında değil ama listede var. Galiba Meksika'da aynı şekilde. Yani bu çok daha fazla sayıda ülkelerin bulunduğu listenin en dibi. Türkiye neyse ki sondan üçüncü, en sonuncu değil Allah'tan. Türkiye 5633 dolar, Kolombiya 3661 dolar, Meksika 3632 dolar harcıyor. Öğrenci başına, kişi başına. Şimdi bu raporun bir başka ayrıntıları var. Parametre çok. Mesela şu, daha yeni başlamış işe bir öğretmen de emekliliği gelmiş öğretmen arasında Batı ülkelerinde ya da gelişmiş ülkelerde şöyle bir fark var. Bizdeki fark bu kadar. Yani öğretmen çalışıyor, gele buraya geliyor. Ha yeni başla, ha yıllardır emeğini ver, hiçbir şey fark etmiyor. Aynen. Yani ama vahim bir durum var orada. Bizde şöyle bir sorun daha var. Yani eğitimin kalitesi, yani çok üniversite açtık. Güzel, iyi, güzel ama profesörlerin verdiği demeçlere bakıyorsunuz. Profesörlerin amaçlarına bakıyorsunuz, iktidara bakıyorsunuz ve bu insanlar, bu öğrencileri nasıl eğitecek diye düşünüyorsunuz. İşte yani demin mesela dediğiniz tarikatlar falan ya, bu profesörlerin çoğu bu tarikatlara üye. Yani adamın biri çıkıyor, işte asansöre kadınla erkeğin binmesi caiz değildir diyor. Profesörsün sen, asansör mü yapıyorsun? Yani zemin mekaniğiyle ilgili müteahhit mi, ne iş yapıyorsun? Hayır ama böyle bir demeç verebiliyor. Canım asansör erkek yapsa da o kadın, yani asansörün kapısına kadın binemez mi yazacak? Tabii ki ama yani bari asansör, yani ben de her şeyi ekonomiye bağlamaya çalışıyorum ya. O da asansöre bağla bari verdiğin demeci. Ben asansör yapıyorum ama bu asansöre kadın da erkek binemez de. Yani bari mantığı olsun, durup dururken sen ne hocasısın belli değil, asansöre kadın niye, sana ne? Yani bu profesörler çocukları eğitiyorlar bir. İkincisi atanamayan on binlerce öğretmen var. Bunları niye eğittiniz? Hiç plan program yapmadınız mı? Üniversitede o zaman niye bu kadar çok öğretmen eğitim birimi açtınız? Yani hiç hepsi plansızlık. Yani biz 5600 dolar gözüküyor ya. O 5600 doların 3000 dolarını boşa harcamış durumdayız. Abuk sabuk profesörler eğiterek veya genç öğretmenleri atayamayarak. Yani o yüzden o 5600 doların ben razıyım. Tamamı harcansa keşke öğrencilere. Ama İşte geçen gün Erdoğan İmam Hatipliler buluşmasında İmam Hatipleri yaygınlaştı. Ama tamam, İmam Hatipler güzel, yap isteyen gitsin, sorun yok. Ama başarıları ortada. Yani başarılı okullar değil İmam Hatipler maalesef. Çünkü bunu bize PISA testlerinden başlayarak. Ama bak, başka bir kampanya başladı. Ben günlerdir bunu dile getiriyorum. Hanımefendiler, beyefendiler, tekrar olacak belki, özür diliyorum. Şu Karslı ikizleri Dersuc'un bir daha ekrana getirir misin? Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı bir köyde, Armutlu köydü galiba, ikiz kardeşler. Bunların biri LGS sınavında 500 tam puan tutturdu. Diğeri de ondan bir 5-6 puan aşağıda. Ama birbirine, ikisi de pırıl pırıl ikiz çocuklar bunlar. Hı hı. Şimdi bu çocuklardan 500 tam puan tutturan Ankara Fen Lisesi'ni istiyordu. Nereye verdiler? Kartal İmam Hatip. Şimdi şunu yapıyorlar. Sen dedin ya, İmam Hatipler başarısız ortada. Bunu dedirtmemek için başarılı, zeki çocukları İmam Hatiplere zorla gönderiyorlar. Ya da bir şeyler vaat ederek gönderiyorlar. Onlara bak, senin işte burada aileni getireceğiz. Neyse artık bir şeylerle, promosyonla gönderiyorlar. Transfer ediyorlar. İmam Hatiplerin başarısını arttırmaya çalışıyorlar. Artmaz. Ama bu gerçek başarı mı? Başarısı düşer. Artmaz. Yok yani, ya tabiat, bilim, bunlar öyle eğitilmeden olacak şeyler değil. Çocuk çok zeki olabilir ama binlerce eğitimsiz zeki var. Yani bu çocuk
kendi kapasitesini hiçbir zaman kullanamadan, yani fen bilimlerine gitse belki bilim adamı olacak. Sonunda çocuk dayanamayacak. Beyin göçü olarak yurt dışına gidecek. Türkiye'de istediği ortamı bulamadığını yapıp yurt dışından kapacaklar. İşte yani bu örneği hep anlatıyorum. İlayda diye bir kızımız vardı. Ya. Ya şey direkt Amerika'dan davet aldı. Cromwell Üniversitesi'nden ve gitti. Orada yaşıyor artık. Neyi bulmuştu? Mıknatısla suyu sıvılardan ayrıştırması diye bir proje vardı. TÜBİTAK direkt bunu beğenmedi. Polonya'da 80 ülke arasında kız birinci oldu. Binlerce proje arasında. Kız birinci oldu ve Cornell Üniversitesi Amerika'da kızı kaptı. Çünkü biz bu sistemi Mars'ta kullanabiliriz diye düşündü.